Evet. Ve evet, Yıldırım 93. Senin, evet, senin o kelimen yüzünden bak adam çıldırdı orada. Ve aynı yorumu 50 bin kere yaptın. Hiç gerek yok yani. Bu adamların zaten birbirleriyle kanlı bıçaklı olduğunu biliyorsunuz. İnsanların üzerine niye gidiyorsunuz? Niye en hassas olduğu yerlerden vuruyorsunuz? Hiç gerek yok yani bunlara. Arkadaşlar bu arada başıma gelen komik bir olayı anlatayım da biraz eğlenelim. Mert'e bak. Parti mi lan bu? Allah Allah. Şimdi dün gece saat 5 gibi eve geldim arkadaşlar. Başıma gelen çok komik bir olay anlatayım size. Normalde yatağın olduğu yere üçlü priz çekiyordum ben. Orada şarj oldu. Ankara'ya gittim şimdi. Prizleri kaldırdım işte ne olur ne olmaz diye. Ulan en yakın böyle şeye baktım, böyle prize baktım. Diğer priz uzak geldi. Dedim ki, dedim şurada mutfak var. Mutfağın dedim. Bak. Hüseyin, Cüneyt Doğan'ın yine bugün sana söylendi. Söylensin ya. Ben onları, ben o arkadaşlara güzel bir yapsın kardeşim, sıkıntı yok ya. Yapsın yapsın, sıkıntı yok. Yapsın. Şimdi arkadaşlar şu ortalık arasındayız, lütfen bırakalım. Şimdi video yaptı saati biz görürüz yani bunu ilacı. Bunu yanında dinlendirmeyin lütfen. Abi sesim düzeldi mi? Bilmiyorum ki, bak ben onu anlatacağım. Ben de zaten ses çok kötü şu anda. Evet abi, dinliyorum. Şimdi Hüseyin Altan öyle artık herkesi hesaba almıyor. Bundan sonra herkesi hesaba almıyorum kardeşim. Aynen doğru. Hakan Mahmut benim ciğerimi biliyor artık neredeyse. Adam sizlerle zaten mesul olmaya çalışıyor. Bunu anlamaya kadar bir şey yok. Bunu açık açık söylüyorum yani. Elimdeki köpeğin yani haberi yok elimdekinde. Tepmeciyi de göğsüne kadar da var. Sallıyor ona buna. Videolar gelir arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Acele ettikçe ama çok ağır bir video yapacağım yani, küfür ve hakaret olmayacak tabii ki. Şimdi şimdi ağır bu anlamda değil, kulaklık takma sebebime gelince de inşallah şarj bitene kadar kulaklıkla şimdi eyvallah. Bak ben adamla alakalı, Cüneyt geliyor mu? Evet, sesin geliyor abi. Heh, tamam. Şimdi Cüneyt Doğan'ın kendi şahsıyla alakalı en ufak kötü bir cümle söylemedim zaten. Söylemeyi de düşünmüyorum. Adam gerçekten beyefendi bir insan. Hani kibar, nazik, nazik bir insan. O yüzden kendisiyle alakalı ben hiçbir zaman zaten hiçbir videoda, hiçbir Instagram canlı yayınında hakaretli konuşmadım. Bunu kendi yüzüne karşı da söyledim zaten. Telefonla konuştuğumuzda yüzüne karşı derken şimdi ilk önce dur, o konulara gelmeden önce ya da dur geleyim, hazır girmişken giriş yaptık madem. Şimdi kendisini aradığımda şey geldi abi, Dağistan abim de Dağistan abi geldi, o yurt dışındaki Dağistan abi gelsin, hoş geldin, onu alacağım şimdi. Şimdi birazdan seni çıkartacağım, onu alacağım. Bugün güzel böyle kalabalık bir canlı yayın yapacağım. Gelen herkesi çekeceğim. Yapalım. Hatta Serbülent abiyi de çağıracağım birazdan. Şimdi çağır abi. Adam kibar bir insan. Hı. Eyvallah. Beyefendi bir insan. Tamam, beyefendi bir insan. Ben de beyefendi olmaya çalışan bir insanım. Ben kendime hiçbir zaman beyefendi demedim. Olamadım hiçbir zaman beyefendi. Ama ben sadece gerçekten iyi niyetli, iyi yürekli bir insan olmaya çalıştım. Çok kibar olamadım hayatım boyunca. Kimsenin hakkına girecek, yanlış yapacak, karakterine laf söyleyecek hiçbir icraat, yani bir söylemde bulunmadım. Ben adamı sadece köpeğini, ki köpeğini derken de köpeği, o adamla alakası yok. Ona o köpeği verenlerle alakalı bir iki stand'de bulundum. Kardeş durduk yere adama niye sövdün dedi. Arkadaşlar ben yüzüne de söyledim. Dedim ben o gün canlı yayında yanlış yaptım. Bunun için dedim senden özür dilerim, hakkını helal et. Bu tamamen
Bakın. Hayır. Şimdi şöyle Kangal şey. International, Kangal International, bak şimdi ustam mı diyeyim, kardeşim mi diyeyim, abim mi diyeyim, neyse ustam diyeyim hadi neyse. Şimdi ben psikolojik olarak, yapı gereği olarak anında çok çabuk parlayabilen ve anında parladığım zaman karşımda da bir anda tepki gördüğüm zaman hiçbir şekilde geriye bakmayan, hiçbir zaman da geriye bakmadım. İşin ucu nereye gideceğini hiçbir zaman hesap etmedim. Ve o an o sinirin karşılığını sonuna kadar, dibine kadar, artık ölümse ölüm, yani neyse ne artık, yani demek istemiyorum. Kavgaysa kavga, ayrılıksa ayrılık, bitirmekse bitirmek, dükkan kapanmaksa dükkan kapatmak, zarar etmekse zarar etmek. Ben bir anlık sinirle aşırı derecede gerilen bir insanım. Bu da bende Allah tarafından bir eksiklik. Evet, bende de var. Şimdi ben bunun hoş bir davranış olmadığını biliyorum. Hoş olarak da zaten söylemiyorum. Ama ben kötü niyetli bir insan değilim. Aradım kendisine de. Dedim ki, bakın dedim, ben dedim bir anlık sinirle size dün gece dedim canlı yayında yanlış cümleler söyledim. Bunun için öncelikle hakkını helal et, özür diliyorum dedim. Bakın, hakkını helal etmesi benim için çok önemli. Niye hakkını helal etmesi benim için çok önemli? Ben ahirete son derece inanan bir insanım ve ahiret korkusu yaşayan bir insan olarak benim bir insanlara helallik almam benim için, benim açımdan çok önemli. Şimdi o gün o kadar çok sinirlendim ki 7-8 kişi seni pirimci. Lan onun öncesinde bir video var küfürlü, onu da yayınlamış. İzlemedim, bakın yemin ediyorum izlemedim. Eğer dedim böyle bir şey varsa dedim, ağzımın ucundan çıktı. Beni ailem de çok iyi bilir. Çok severler. Ama benim anlık sinirimden herkes bir şekilde muzdarip. Ben de muzdaribim. O yüzden yapacak bir şey yok. O an öyle gerekti. Ama ertesi gün kendisiyle konuştum. Kendisinden helallik aldım. Bak bugün gene video yaptı. Dedim ki, bana dedim primci gibi bir kelime kullanmışsın. Ya tam olarak öyle kullanmadım dedi. Dedim ki, tam olarak öyle kullanmadıysan ben videoyu daha dedim izlemedim. İzlediğimde ben bir kelimenin nereye gittiğini, ne amaçla söylendiğini bilirim dedim. Durum bundan ibaret. Ben de o zaman dedim gerekeni yaparım. Eğer ben primciysem dedim, şimdiye kadar neden dedim hiç Barış Çiçek'in ismini ilk dedim çıkış videom haricinde ve Serbiyen tabiyle yaptığım bir video haricinde dedim, ben Barış Çiçek'in ismini ben video başlığında kullanmadım ki. Ya da Barış Çiçek bana hakaret dolu bir video yaptığında ben ona istesem 8-10 tane dedim video yaparım. 8-10 tane video yapsam dedim, ben prim kasacak olsam ben en kötü ben ya hiç helallik falan bahsetmedi diyorsun ya, o videoyu zaten konuşmadan önce yapmış. Arkadaşlar yükleme tarihi olarak yeni yüklendi. Şimdi ben Allah'ın bir kuluna bu şekilde ya nasıl anlatayım ya, şimdi tamam konu dağılmasın da, konu dağılmasın da. Ben şimdi kimseye video çekmemişim. Benim primle de bir işim yok. Çekmiş olsaydım ben Barış Çiçek'e 10 tane video çekerdim. 15 tane video çekerdim. O video çektiği videoyla alakalı. En kötü 10 bin 15 bin abone çekerdim. En kötü öyle. 15 bin abone çekerdim. Bu iyisiyle kötüsüyle, kötü yorum yapanıyla. Prim böyle yapılır arkadaşlar. Sen ilk giderdim. Hüseyin abi, sen ilk videonda uyarını yaptın. Hani bir daha bu şekilde bir video gelirse, hani ben bu kadar saniyetli davranmam, sağduyulu olmam dedim. Ben şimdi aynen bak sen bir daha bu şekilde dedim bir video gelecek olursa benim dedim, benden dedim hiç efendi ve beyefendi ya da hiç böyle sakin bir video görmeyeceksiniz dedim. Ama yapacağım videoda da çok ağır bir video olacak. Ağırlıktan kasıt hakaretle ya da başka şeyle alakalı. Bu tamamen rencide etmeyle alakalı bir video gelecek. Kibir dolu bir video gelecek. Neden kibir dolu bir video gelecek? Allah dünyada kainatta işlenen ilk günah kibirdir ve kibir şeytandandır arkadaşlar. Bakın hayatta en nefret ettiğim insan tipi kibirli insanlardır. Ben bunları ilk defa belki de kibir gösterisi yaparak bir video çekeceğim. Kimin primci olduğunu, kimin primci olmadığını, kimin parayla pulla işin olup kimin parayla pulla işin olmadığını bu arkadaşlara göstereceğiz. O bunları gösterirken de bu arkadaşlar Allah nasip ederse alacaklarını alacaklar. Almazlarsa da fark eden bir şey yok. Yani ben videomu yapayım da. Seyf, onların arasında sana ne oluyor diyor. Kardeşim bak, hani doğruları söylemek, hani söyledikçe hani bu kadar yadırgamayın.
ortada bir gerçek varsa ben onu söylerim. Benim kimseden bir çekindiğim yok. Hani bir korkum da yok. Hani ortadaki olayı hani bir çözümlemeye çalışıyoruz. Bunu yanlış ele çekmeyin. Sen de sen de geçenki olayında bak Birol olayında oğlum diyorum ne oluyor yani ne oluyor anlamıyorum ki sen niye yayından çıkıyorsun ne oluyor olayı o gün yorgunum üzerinden bir ton yük geçmiş aşırı derecede ben de aynı bak ben, o gece ben duymadım abi gördün zaten sabaha kadar hatta sabahında ne iş yerine usta başlıyor diyor işte, işi bıraktım yani ertesi gün oldu gece oldu gene bu olaylar oldu ya hani ister istemez insanın zoruna gidiyor. Birol abiden hani böyle bir şey görmesin ve beklemiyorsun. Hani bir iki soru soracağım dedim. Ben çıkıyorum dedi. Bak esprisine emoji vardı abi sonunda ya. İki tane gülecek. Abi dur kaçma. Sana iki tane sorum var dedim. Dur kaçma hani mı dedin? Hoppalı bir anda kavga. Ama onun seninle alakalı bir şey değildi ki. O yorum yapan Mert diye bir çocuk vardı. Mert diye yorum yap. Mert ismiyle ben yorum. Ben o gece. Sevlen tamam. Abi nerede? Bu, lan bunda yanlış ne var? Gelsin dedim hani yayına. E diyorsun ki bir daha canlı yayına katılmayacağım dedi. Sen canlı yayına abi, bak öyle bak. Burada ilk başta hani bu olaya maruz kalmışsın. Bir de senden bu lafı duyuyorum. Hani ister istemez anlarsın. Ben bak, hani güzel kardeşim. Bak güzel kardeşim. Ben hakkaniyetli bir insan olmaya çalışıyorum hayatım her döneminde. Şimdi Birol'la canlı yayın almışım. Anlamadığım bir şekilde bir kavga çıkıyor. Kavganın ne olduğunu anlamıyorum. Birol'un da haberi yok. Sen kavga ediyorsun. Hani Birol abi yayında mı? Az önce gelmişti. Alsan abi yayına. Hani bunu bir konuşalım. Ortada bir yanlış anlaşılma var yani. Onu siz kendi aranızda bence çözün. Hiç olur, bak, olur. Bak siz bence onu kendi aranızda çözün. Güzel kardeşim bak. Bu işler böyle bazen eyvallah Cuma kardeşim hoş geldin. Aleykümselam. Seyfi'cim neyse bu konular benim dikkatimi dağıtıyor şu anda. Kardeşim tamam, yarın konuşuruz sen de gene tamam mı? Olur. Allah'a emanet ben, ol. Hadi kendine iyi bak ben kardeşim. Ben o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Hadi iyi geceler. İyi akşamlar. Ya, hadi abi görüşürüz. Ne oldu? Baksana abi atıyorum ha. Ne? Ben kardeşim yanma böyle şeyler. Tövbe yarabbim. Anlamadım ki. Aleykümselam Murat. Neyse abi ben çıkayım. Sen Dayısan tamam. Abi al. Böyle devam edelim. Tamam tamam evet. Hadi görüşürüz. Bak ne Seyfi'nin ne dediğinin farkındayım diyor. Bak seninle hiç alakası olmayan bir konuyla alakalı sen o gün böyle bir astın kestin. Lan diyorum ben mal mıyım diyor. Ben neyi anlamadım? Neyi kaçırdım diyor. Yanlış anlaşıldım. Anladım patladım ben ya. Sen niye patladın güzel kardeşim? Hani ilk başta Birol abiden yanlış anlaşmadan dolayı içinde bir art niyet yok çünkü. Tamam senin içinde art niyet yok da Birol da bir şeyin farkında değil. Ben de bir şeyin farkında değilim. Sen bizim farkında olmadığımız hangi şeyin farkında olduğunu düşünerek de ne konuştuğunu ben anlayamadım o gün. Durum. Ne demek? Yani aynen öyle bir olaydı. Neyse abi ben ayrılıyorum o zaman. Kardeşim görüşürüz Allah'a emanet ol. Evet abi görüşürüz. Abi. Gariban adam da anca benim gibi böyle bir tele bir tere para olur. Başka ne olur? Nerede ya? Ya bu bizim şey nerede? Öztürk Kangal. Arkadaşlar bakın. Bu hafta içi canlı yayınları kaçırmayın. Vallahi bir 10-15 kişiye 10-15 kişiye böyle güzel bir tesbih hediye edeceğiz. Bir de arkadaşlar Afrika'ya yardımda bulunacağız. Elimdeki tesbihleri satacağız. Hazır katılımcı sayısı yükselmişken tekrardan söylüyorum. Bir şöyle çok güzel bir tesbihlerim var. Bu tesbihlere ben para verdim. 1.000 liranın üzerinde para verdim ama çok uygun aldım. İçerisinde 1.000 liraya yakın da tesbih, yani 1.000 tanesi 1.000 TL olan da tesbih var. Bunları böyle YouTuber işte Serbülent abi, Olcay abiye, ne bileyim işte Dağistan abiye ya da ne bileyim işte birkaç abiye böyle durumu tesbih alabilecek. Çok cüzi rakamda böyle tesbih alabilecek abilerimize satacağız. Buradan gelen gelirle de Afrika'da bir yardım yapacağız ya da başka bir yerde bilmiyorum. Şu anda araştırıyorum. O yardım konusunda önce bir kendi aranızda bir karar verin abi. Abi yalnız Afrika'da su kuyusu açtırmanın bedeli 2700 dolarmış abi ya. Kim dedi abi onu? Ben bugün bir iki yerle konuştum da. Abi telefonda abi, konuşmalar telefonda. Abi vallahi bilmiyorum. Oğuz Özkan mı burada ya? Şey yaptırmıştı ya. Bu Fatih Kamacı var Almanya'da. O yaptırmıştı. Benim çalıştığım fabrikada birisi yaptırmıştı. Benim bildiğim kadarıyla 150 ya da 200 euro.
Abi bizi mi burada düdüklüyorlar? Ne yapıyorlar o zaman? Ben anlamadım. Vallahi bilmiyorum. Ben böyle duyduğumu söylüyorum. Hatta isterseniz yaptıran kişilerden bir tanesiyle irtibata geçerim. Nasıl yaptırdığını da öğreniriz. O şekilde de yaptırabiliriz isterseniz. Türkiye'de adam mı kalmadı? Yardım edecek Hüseyin Başkan. Kardeşim ben Türkiye'de yardım yapmayacağım. Bunun nedenlerini söyledim. Ben yapmayacağım ya. Yani yardıma muhtaç insan yoktur anlamında söylemiyorum bunu. Ben Türkiye'de su içmek için her gün 5 kilometre yürüyen bir insan olduğuna inanmıyorum. O yüzden ben yardımımı oraya yapacağım. Siz benim yardımı nereye yaptığımı niye sorguluyorsunuz ki ya? Ula Hüseyin adam sana bugün gene salladı. Sallasın. Oğuzcum anladım kardeşim. Sallasın tamam. Sallasın kardeşim. Bak beni de genişletiyorsunuz. Ben de artık geniş bir adam. Sallasın. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hüseyin. Bana sallıyor. Abi, size ne oluyor ya? Seyfi konusuyla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Seyfi benim okuduğum kadarıyla ben bazı birçok yorumu kaçırıyorum ama Seyfi espriyle karışık Birol'a bir şey söyledi. Birol aslında ona çok tepki göstermedi herhalde. Onun sonrasında Birol'un bir mevzusu yaşanan insanın ismini anarak herhalde bir başkası bir şey yazınca Birol ona biraz tepki gösterdi. Ya yani Birol başkasına tepki biraz gösterdi. Yanlış anlaşıldı. Bir de abi yanlış anlaşıldı. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bakın yorum yazan arkadaşlar. Yazarken yorumlara gerçekten çok dikkat edin. Çünkü yazdığınız yorumun arkasından tekrar yayındaki kişi sizi canlı yayına aldığı zaman aynı tepkiyi, yazdığınız aynı tepkiyi canlı yayında veremeyeceğinizi düşünüyorum ben. O yüzden yorumlara biraz dikkat edin. Şimdi yayında olan, ekranda olan arkadaşlar da yorum yapan arkadaşların yorumlarını biraz daha dikkatli okuyup biraz daha yani sakin bir cevap verirse bence olur diye düşünüyorum ben. Hani Tolgancığım bak Tolgancığım. Yorum bak, yazanlar da. Tolgancığım yani, güzel kardeşim bak ben zaten Türkiye'de bak bu işler konuşulmaz da Türkiye'de zaten biz ailece yardım yapıyoruz elimizden geldiğince lokantamızda bize açız diyen insanların bir tanesini lokantada boş gönderdiysem Allah benim bin türlü belamı versin ya. Bak bin türlü belamı versin diyorum bak. Bin türlü. Onun haricinde bak bunlar konuşulmaz kardeşim bak bunları anlattırmayın insana. Ben Afrika'da yardım etmek istiyorum. Ben elde ettiğim kazancı kendi adıma Afrika'daki yetim çocuklara yardım etmek istiyorum ya. Ya arkadaş Türkiye'de şey, yardıma muhtaç ya insan yoktur demiyorum ki. İlla ki dünyanın her yerindeki bizim kendi din kardeşlerimiz var. Bunlara yardım etmek bizim dini vazifemiz bir kere her şeyden. Tabii. Şimdi Afrika'daki yalnız şöyle bir şey de var. Abi Afrika'da ben yapılan yardımın Müslüman olup olmasına da bakmıyorum bak. Şöyle de düşünmek Müslüman olup olmamasına da bakmıyorum. Önce etrafında yardıma muhtaç olup da yardım edilmeyen insanlar varsa önce yardıma muhtaç olup da etrafında yardım edilmeyen insanlara yardım etmek gerekir. Şimdi ilk önce diyor ki abi bak ailene bakacaksın. Şimdi, sonra akrabana bakacaksın. Abi, sonra komşuna bakacaksın. Abi, sonra ilçene bakacaksın. Milliyetçilik önce evin içinden sonra komşundan sonra mahallenden caddenden, ilinden, ilçenden derken milliyetçilik böyle bir şey. Önce bir etrafımızdaki insanları görelim. Gerçekten muhtaç olanlar var mı yok mu bunu bilelim. Mesela ben geçen yıllarda bir arkadaşımın bir vesilesiyle bir şeyler yapmak istedim. Arkadaşım bana dedi ki Dağıstan dedi annemin gittiği bir yer var dedi. Yalnız annem dedi sen bir şey yapacaksan dedi oraya önce senin gidip görmeni istiyor dedi. Nasıl dedi? Evet. Önce git gittiğin evi bir gör durumunu ona göre vicdanın ne kadar el veriyorsa o kadar yardım edersin dedi. Evet. Şimdi sen burada dedi atıyorum bir kuruş verirsin dedi. Oraya gittiğin zaman belki üç kuruş verirsin. Belki bir kuruş vermeye niyetli olursun dedi. Oraya gidersin adamların durumunu görürsün. Lan el ayağı var bunlar niye çalışmıyor deyip hiçbir şey vermeyebilirsin dedi. O senin vicdanınla alakalı bir şey dedi. Bizim gittiğimiz yani gitmedik ama ben arkadaşıma biraz ısrarla sorunca arkadaşımın dediği laf bana neydi biliyor musun? Selam aleyküm kardeşim. Evdeki giydikleri terliklerin bile biri farklı biri farklı. Sokaklar, ya abi. Çoraplar farklı. Abi yani o durumda olan insanları geçen gün, görmek gerekiyor. Varsa geçen gün, onlara öncelik. Bak geçen gün böyle konuşmaya gerek yok da geçen gün 35-40 tane sadece gömleğimi bir kere bile giymediğim gömlek vardı içinde. Bir kere bile. Bir kere giymediğim gömlek. Üstünde etiket olan gömleğim vardı. Belki bir kere giyip hoşuma gitmeyen gömlekler vardı. Alıyorum çok hoşuma gidiyor. Alıp giyiyorum üstünde beğenmiyorum mesela tamam mı abi? Bir sürü gömleğim vardı. Hepsini gittim Afgan kardeşlerimize bak söylemesen. Ben zaten ilk önce ailenden diyor. Sonra diyor akrabalarından, sonra komşundan, sonra çevrendeki insanlardan tamam mı abi başlayacaksın. Ben bunu biliyorum. Ama benim kardeşim bu yardımı yapma isteği yerim. Geçen gün dedemle babaanneme gittim orada yemek dağıttım. Yetimlerin yüzü güldü. Benim burada
Yüzüm güldü abi. Ben anlatabiliyor muyum? Ben mutlu oluyorum. Böyle şeylerden mutlu oluyorum. Ben bir insana yolda arabası kalmış bir adamın arabasını itek hemen arabayı sağa çeker iteklerim. Ben böyle şeylerden çok mutlu oluyorum abi. Benim mutluluğum dünyada artık böyle nasıl anlatayım? Parayla pulla alakalı değil benim mutluluğum. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum değil mi abi? Bir de şu bazı günahlardan bir kurtulabilirsek, bazı işlediğimiz günahlardan, hatalardan, şöyle içkiden, miçkiden Allah İnşallah kardeşim. Bizi inşallah. İnşallah onlardan da bir an önce terk ederiz. Onlar da yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kardeşim ben Afrika'daki çocuklara yardım yapacağım. Siz bana deyin ki abi bizim burada yardıma muhtaç biri var. Ona da yapalım yardımı. Ya ama zaten benim Hüseyin hani sadece burada değil. Zaten hani diyorum ya bazen insanlar çıkıp da burada ne yaptıklarını zaten söyleyemiyorlar. Evet. Hepimizin yalnız bu arada Oğuz Özkan'a daraldım hani, yani. Diyemediğim için ben şunu söyleyeyim. Zaten buraya katılan insanları şimdi abime sorsan abi yardım ediyor mu desen abim ettiği yardımı dile getirip söyleyemediği için ya işte bizim de akrabalarımız var diyor evet. Geçiştiriyor. Çünkü hani insanlar burada çünkü izleyenler var. Herkes her şeyi söyleyemez. Yaptığım her şeyi söylersem zaten olmaz da. Emin ol ki kendi milletimizden bahsediyorum. Vicdan sahibi olanların hepsi yayını evet. izleyenler olsun, yayındakiler olsun. Hepsi zaten maddi güçlerinin yani yettiği kadar ellerinde artan bir şeyler varsa o artan bir şeyleri zaten dostlarıyla, çevresindeki insanlarla, evet. gördüğü garibanlarla paylaşmaya çalışıyor. Gerçekten yapıyor. Şimdi Oğuz'a darıldım hemen. Oğuz demiş ki Birol abi katıl yayına izleyelim. Senin muhabbetin güzel olur. Demek ki bizim muhabbetimizi beğenmedi Oğuz'cum. Hemen Oğuz'a burada hemen bir Oğuz'a darıldığımızı belirtelim. Bu arada Cahit abi gelmiş. Ben Cahit abiye çok saygı duyuyorum. Kendisi beni tanımazlar. Selamun aleyküm kardeşim. Aleykümselam abi hoş geldin. Cahit abi çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandır benim. Hiç yan yana gelmememize rağmen Cahit abi benim için özellikle Nihat abiden de dolayı böyle çok severim ben Cahit abiyi. Cahit abi hoş geldin abi tekrardan. Göker abi sen de hoş geldin. Nasılsın abi? Allah razı olsun canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Cahit abi ben yayın alırım da Cahit abi gene müsait değildir büyük ihtimalle. Müsaitse alırız. Müsait değilse ben isteği gönderdim. Abi müsait değilsem reddedebilirsin. Sıkıntı yok. Böyle bir yardım yapacağız işte. Tesbihler geldi. Biz de Ankara'daydık. Ankara'dan geldik. Böyle bu ufak tefek rakamları 250 lira. Zaten şu tesbihin değerinin zaten altında rakamlar bunlar. Bir yardım şeyi yapacağız. Üstünde ben kendim tamamlayacağım. Allah nasip ederse. Tamam abi. Üstünde ben kendim tamamlayacağım. Bir şeyler yapacağız. Evet kardeşim. İşte ben elimdeki bu tesbihleri, ben de tesbih merakı yok arkadaşlar. Bakın ben tesbih merakı yok. Ben o gün gaza geldim. Bir ton tesbih aldım. İçinde değerli tesbihler de var. Artık anlamadığım için en güzel bende gider. Belki değerli olan. Eyvallah. Değerli olan. Yani, hiçbirisini anlamıyorum. Doğru. Hangisi çok değerli, hangisi değersiz anlamıyorum. Alanda kimse kusura bakmasın. Değersiz de gidebilir, değerli de girebilir. Ben de anlamadım. Ben de...